Şurayı istiyorum. Her yıl olduğu gibi Ramazan bayramı yaklaşırken tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyor. Bayram yaklaştıkça bizim piyasamızda daha ufak ufak bir hareket başladı. Ne kadar daha önceki senelere göre biraz daha az olsa da ufak bir kıpırdanma var. Buna bağlı araç fiyatlarında da hafiften biraz yükseliş var. Geçen aya göre araç fiyatları aşağı yukarı %3 ile 4 civarında bir yükseliş oldu. Önümüzdeki bayram sonrasında da bu yükselişin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü çip krizinin biraz daha birkaç ay daha en az bir 6 ay daha sürer diye basından okuyoruz. Yazılıyor, çiziliyor. Bundan beraber tabii ki fiyatları etkiliyor. Fiyatlar yükseliyor. Biz araba aldık. Elimizden geldiğince araba aldık ama aldığımız araçları müşteriye sunduk. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden reklamımızı veriyoruz, bekliyoruz. Yani var, arayan var, ufak ufak arayanlar var. Bayram yaklaştıkça bu daha da artıyor. İnşallah daha iyi olacak. Şöyle, dönemsel olarak otomotivin bir hareketi vardır. Ve her sene bu aylarda yazın gelişi, bayramlar ve insanların tatil programını yapmaya başladığı bu dönemlerde insanlar otomotivle ilgili bir hareketlilik yaşanır. Arabalarını değiştirirler, yeni araba alırlar. Bir de tabii motivasyondur insanlarda bu aylar baharın gelişi de. Şu anda bir hareketlilik var. Şu anda evet bence de tam zamanı. Şu anda neden tam zamanı olduğunu ben size söyleyeyim. Fiyatlar oluştu. Daha önce bir yükseliş, ardından bir düşüş oldu ama şimdi insanlar tüm araba segmentleri de belirli bir fiyat istikrarına kavuştu gibi bu saatten sonra belirli bir marjlarda araba hareketlerinin olması bekleniyor ve fiyatlar da oturmaya başladı zaten. Tabii biz bir pandemi yaşadık. Pandemide geçen hatırlıyorum, geçen sene herkes evindeydi, karantinadaydık. Bu bayram bir kere insanların yüzü gülüyor veya insanlar şu pandemi olayından dolayı Allah büyük bir müsibeti başımızdan aldı diyelim. Bu bayram biraz hareketli geçecek. Zaten gelinen noktada hani ekonomide bir şey vardır, fiyat ya geri gelir ya ileri gider. Veya sabit kalır. Şimdi araba fiyatı bir geri geldi, bir ileri gitti, sonra bir sabit kaldı. Şimdi bir hareket. Hareket aşağıya doğru mu, yukarı mı doğru? Bana göre yukarı doğru olacak. Çünkü neden yukarı doğru olacak? Hem biraz önce bahsettiğimiz gibi dönemsel hareketlerden dolayı fiyatların yükselmesi söz konusu. Bir de tabii tedarik zincirinin bozulmasından dolayı sınırlı sayıda sıfır arabanın gelmesi, çip krizi gibi durumdan dolayı arz talebi karşılayamadı. O yüzden tabii ibre biraz yukarı doğru olur.